Geçen videoda 3 üzeri eksi 2'nin neden 1 bölü 3 üzeri 2 eşit olması gerektiğini ispatladık. Şimdi yine çok benzer bir ispat yapacağım ama bu sefer ki tüm taban ve üstler için geçerli genel bir ispat olacak. Örneğin a üzeri b'nin, daha doğrusu a üzeri eksi b'nin kaç eşit olması gerektiğini inceleyeceğim. Şimdi biliyoruz ki sağlamamız gereken bir özellik var. Bir taban üzeri bir kuvveti, Aynı taban üzeri başka bir kuvvetle çarpmak demek, tabanı aynı tutarak üstleri toplamak demektir. Daha net bir ifadeyle, a üzeri b çarpı a üzeri eksi b, eksi b, a üzeri b artı eksi b'ye eşit olmalı. Ki bu da elbette a üzeri 0'a eşittir değil mi? b eksi b eşittir 0. Ve a sıfıra eşit olmadığı sürece bu da 1'e eşittir. Yazayım. a eşit değildir sıfır için. Yani genel olarak a üzeri b. Şunu kopyalayıp yapıştırsam daha kolay. a üzeri b çarpı a üzeri eksi b. Kopyala yapıştır. 1'e eşit olmalı. Yani bu işlemin sonucu 1 olmalı. Dolayısıyla a üzeri eksi b'nin neye eşit olduğunu bulmak için her iki tarafı da a üzeri b'ye bölüyoruz. Ve şunu elde ediyoruz. a üzeri eksi b. a üzeri eksi b eşittir 1 bölü a üzeri b. Şimdi bunu tekrar etmek istiyorum, çünkü bunu bilmek çok önemli. Çünkü bir tabanın üzerinde negatif bir kuvvet gördüğünüzde sonuç sanki bir şekilde negatif olacakmış gibi düşünüyorsunuz. Halbuki negatif kuvvet aslında sayının çarpmaya göre tersini almaya yarıyor. Sayının çarpmaya göre tersi. Ama bu arada üstte pozitife dönüşüyor. Az önce ispatladık. Üstlü sayılara ait çoğu özellik tutarlılığın devamına esas alıyor. Yani yeni tanım özellikler ortaya çıktığında eski özellikler de geçerliliğini korumaya devam ediyor. Ve gördük ki bu özelliğin geçerliliğini koruması için a üzeri eksi b'nin 1 bölü a üzeri b'ye eşit olması gerekiyor. İlerleyen videolarda negatif bir kuvvetin neden bu şekilde tanımlandığına dair başka gerekçeler de sunacağım. Ama şimdi sıfırdan farklı herhangi bir a ve herhangi bir b değeri için bunun doğru olduğunu gösterdiğimize göre birkaç örnek yapalım. Ve bu sayıların büyüklüğünü inceleyelim. Örneğin 5 üzeri, artık farklı bir renk yapayım. Mesela 5'in, 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 5'in 3. kuvvetini alacak olursam. Bunun 5 çarpı 5 çarpı 5 demek olduğunu biliyoruz. O da 125'e eşit. Bu nispeten büyük bir sayı. Peki 5 üzeri eksi 3 ne olur? İsterseniz ben cevap vermeden önce videoyu duraklatın ve bir düşünün. Az önce söylediğim özelliği kullanın. 5'in eksi 3. kuvveti ne olmalı? Evet, umarım videoyu duraklatıp düşündünüz, değil mi? Umarım öyle yaptınız. Şimdi devam edelim. Bu 1 bölü 5 üzeri artı 3'e eşit olur. 1 bölü 5 üzeri artı 3. Bu da eşittir 1 bölü 1 bölü 125. Bayağı ilginç değil mi? 5 üzeri 3 nispeten büyük bir sayıydı. 5 üzeri eksi 3 ise negatif bir sayı değil, pozitif bir sayı ama çok küçük bir sayı bu. 1 bölü 125. İki örnek daha çözelim hemen. Diyelim ki, diyelim ki, diyelim ki, diyelim ki eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini alacağız. Kaça eşit olur? Nedir? Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2. Tabii bu da eşittir. Eksi 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8'e eşit. Peki eksi 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti kaçtır? Yine konuştuklarımızdan hareketle çözeceğiz. Yine söyleyeyim, isterseniz videoyu duraklatıp biraz düşünün. Yine duraklattınız, düşündünüz. Umarım da sonucu doğru buldunuz. Şimdi devam. Bu şuna eşit olmalı. 1 bölü eksi 1 bölü 2 üzeri 3. Bunu az önce çözmüştük. Eksi 1 bölü 2'nin artı 3. kuvveti eksi 1 bölü 8'e eşitti. Demek ki burası eksi 1 bölü 8'e eşit olacakmış. Bu da eşittir 1 bölü eksi 1 bölü 8. Peki bu neye eşit olur? 1 çarpı bu kesrin çarpmaya göre tersine eşit olur. Yani 1 çarpı eksi 8 bölü 1'e ki bu da eksi 8 demek. İlginç değil mi? Normalde mutlak değeri birden küçük olan bir sayının üssü büyüdükçe sayı küçülür. İster pozitif ister negatif olsun, 1 bölü 2'yi kendisiyle 3 kez çarparsanız büyüklük, yani mutlak değer normalde küçülecektir. Ama burada kesrin negatif bir kuvvetini aldığımızda mutlak değer artıyor. Çünkü tekrar ediyorum çarpmaya göre tersini alıyoruz. Burada altını çizmek istediğim nokta şu, buradaki eksi işaretini yanlış yorumlamayın. Yani sayıyı negatifiyle ile çarpmak gerektiği şeklinde yorumlamayın. Dikkat ederseniz bu eksi sonucun işaretini değiştirmedi. Sonuç burada eksi 1 bölü 8, burada eksi 8. Sayının büyüklüğünü değiştirdi. Burada sonuç eksi 1 bölü 8 ama kesin eksi 3. kuvvetini aldığımızda sayının çarpmaya göre tersinin 3. kuvvetini almış olduk. O da eksi 8'e eşit.